Maalesef bu yıl biraz karsız geçireceğiz gibi gözüküyor ama Uludağ'ın sıcaklığı her zaman için koruyacak. İçeride eğlencelerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Doluluklarımız da ortalama %60-%65 oranında geçiyor. Ama son zamanlarda, son birkaç gündür özellikle yılbaşı gecesi için talepler inanılmayacak derecede arttı. Çok keyifli, çok güzel bir yılbaşı geçireceğiz tüm misafirlerimizle beraber. Bunu da eğlencenin içerisinde 3 biliyorsunuz yılbaşı pazar gününe gelmiş olduğu için cuma, cumartesi ve pazar gününe 3 gecelik eğlence ayarladık. Misafirlerimize gerekli sürprizler, şovlar olacak. Havai fişek gösterilerimizde yeni yıla harika bir şekilde gireceğiz. Yani Uludağ şöyle bir şey, havası zaten anlatılmaz, muhteşem. Misafirlerimiz de bunun kıymetini çok iyi biliyorlar. Manzarası muhteşem. Alpleri andırıyor biliyorsunuz, görüyorsunuz. Muhteşem bir manzaramız var. Misafirler bu sıcaklığı yaşamak istiyorlar ve Uludağ'ın uğur getirdiğine özellikle yılbaşında inanıyorlar. Kar olsa da olmasa da misafirlerimiz Uludağ'ı tercih ediyor. Uludağ'daki otellerimizin hemen hemen tamamı doluyor. Ben inanıyorum ki bu yılbaşında da en iyi şekilde otellerimizde olacak ve keyifli bir yılbaşı geçireceğiz hep beraber. Özellikle Osman Gazi Köprüsü'nün yapılmasından sonra İstanbul'un misafirleri çok daha fazla arttı. Bizim birinci misafirimiz burada. Ortalama Uludağ'a gelen toplam misafir sayısı %60'ı bizim İstanbul'dan geliyor ve diğer illerimizden geliyor. Ama Uludağ'ın popülerliği birazcık yurt dışında da arttı. Burada Azerbaycan, Rusya ve bakıldığında Orta Doğu pazarında ciddi bir potansiyele sahip. Ve şu anda da şöyle söyleyeyim, ortalama biz ayın 15'inde açtık, 15 Aralık'ta açtık. Oteldeki misafirlerin %80'i yabancı misafirlerimiz. Biz dolu olarak giriyoruz yılbaşına. Şu anda %100 doluluk oranına ulaştık. Tabii karın yağmaması bir dezavantaj ama insanlar yılbaşı eğlencesini, yılbaşını kutlamak için bizleri tercih ettiler. Teşekkür ederiz. Biz şu anda %100 doluyuz. Şimdi tabii ki konsept olarak farklıyız. Yani Uludağ'daki otellerden ziyade burada insanlar tamamıyla kendine ait bir ev. Bungalov tarzında, dubleks, bir ahşap bir evde. İsterlerse kendi yiyeceklerini yapabilecekleri, kendi mangallarını yakabilecekleri bir ortamları var. Daha izole. Yani ortak alanı daha az olduğu için tercih ediliyoruz. Dediğim gibi yani Uludağ'da kendilerine ait bir bungalovda, kendilerine ait bir evde bu imkanı bulabildikleri için bizleri tercih ediyorlar. Biz şu anda zaten bir DJ performansı ve müzik eğlencesi olacak ve havai fişek gösterisi yılbaşı gecesinde organize ediyoruz, yapılacak. Şöyle aslında biraz daha alışkanlık diyelim. Yani yılbaşında Uludağ'da kutlanılır, yılbaşında Uludağ'a çıkılır. Uludağ'da yılbaşı tatili geçirilir mantığıyla biraz daha insanlar hareket ediyor. Tabii yani karın yağması veya karlı bir ortam olması daha bizim için daha iyi olacaktı ama maalesef elimizde olmayan şartlardan dolayı bu sene karsız geçecek gibi gözüküyor yılbaşı. Yani Ocak ve Şubat ayları içinde tabii rezervasyon almaya başladık ama kar yağışının tabii etkisi bunda önemli. Karın yağmasıyla, yağmaya başlamasıyla daha doğrusu doluluk oranımız %60-%70'lere kadar çıkacağını düşünüyorum. Şu anda %30-%40 seviyelerinde ama karın yağmasıyla daha da yoğun bir sezon geçireceğiz.